Herkese merhabalar. Ekvador'un en turistik şehri olan Banyos'tayız. Banyos'un anlamı tuvalet, yani banyo demek, bizdeki banyo gibi. Neden tuvalet? Neden tuvalet? Çünkü burada aşırı kaplıca var. Çok fazla, her dağın tepesinden, dibinden, volkanik dağların dibinden sıcak su geliyor, termal su geliyor. O sebeple bedavaya duş alabilirsiniz gibisinden duş şehri demişler, banyo şehri demişler. Benim düşüncem ilk şöyle etrafı dağlarla çevrili şehrin. Ben de demiştim klozete benziyor acaba, ortası böyle boş o yüzden mi falan. Değilmiş. Duş sebebiyle. Geçmiş tepe Pırasta geldi ama 5 yıl önce Pırasta ne kadar önemli değil. En çok kötü bir tatlı şehir ama şimdi huyu ve çok çok turist yer. Geçmiş de there's no hostel, no Arabic restaurant, no Israelian, no Salina, no Israelian, no Jewish business here. Ama şimdi burayı aynen İsrailliler ele geçirmiş. Sebebi şu Salina hostelini görüyorsunuz. İsrail hemen karşıda, şavarma İsrail çağırması, humus falan. O sebeple buraya İsrailli turist çok fazla geliyor ve fiyatları da yükseltmişler. Fiyatlar da 3 kat daha yüksek. Aynen. Çok baharı şimdi. Heyon şey demişti, dünyanın en ucuz aktivite yapılan şehri demişti buraya. Fiyatları sorduk, en pahalısı olmaya aday şu an. Aynı zamanda burası tatlış bir normal insanların yaşadığı şehir. Görüyorsunuz üniversite öğrencileri, lise öğrencileri dolanıyor. Ancak turizm ön planda. Yani her yer böyle tur şirketleri, işte restoranlar, dünya mutfağından yemekler. Şöyle göstereyim, şey oluyor, canoeing oluyor. Bayağı bota falan da biniyorsunuz, gidiyorsunuz. Rafting de oluyor bu arada. Bak şu yukarıda da var zaten. İşte zipline, rafting, jumping, paraşüt, zıplama, işte köprüden atlama. Aklınıza gelebilecek her türlü aktivite burada var. İşte her böyle köşede bucakta şelale var. Hani şehrin içinden bile şelale gözüküyor şu arkada bir yerde. Kaplıcalar var, dağlardan gelen sıcak sular var, bir sürü bir şey var. Heyon önceden 5 yıl önce geldiğinde 3 gün kalacağım diye gelmiş, 1 hafta kalmış. Bana da demişti bir hafta kalın diye. Niye dedim? Çünkü her gün o kadar ucuz ki dedi, her gün bir aktivite dedi yaptım dedi. $5 veriyordum dedi. Çok ucuz. Nerede en ucuz? Şimdi sorduk, fiyatlar $20. $25. $25, aynen $25. Çok pahalı. Yani uçmuş fiyatlar. Geçmiş de people cars came in here and they do everyday different activity. Ben de çok çok yaptım. Rafting de yaptım. Canoeing de yaptım. Bisiklet de ücretsiz ama şimdi bütün para. Para istiyor. Çok pahalı. Aynen her şey para olmuş. Hava da bozuk. Bilemedim. Bugün bir şey yapamayız gibi. Bak görüyorsunuz şehrin ortasından şelale gözüküyor böyle tepeden. Bayağı da büyük şelale yani. Ne yiyorlar la, sıraya girmiştir. Ha bu domuz derisi. Domuz derisini kızartıyor böyle yağlı yağlı. Sonra bir tencerede nohutları falan atıyor, fasulyeleri. Böyle satıyor ablamız. Bak, el yapımı ürünler, her şey satılıyor. Turistik ya. Bu da şehrin kilisesi. Okulun önüne otobüsler geçiyor. Si. Abimiz de size yardımcı olayım. Soracak. Si. A las 2 de la tarde se va para arriba, dice. Las 2 de la tarde. Sí, ahorita este se va al almento de la novia. Buradan gideceğimiz yere otobüs yokmuş, başka yerdeymiş. Bu şelaleye gidiyormuş. Bir de burada Şeytanın Boğazı diye bir şelale var meşhur. Bu oraya giden otobüsmüş. Diğeri başka yerdeymiş. Sağ olsun yardımcı olun. Bak caddeyi görüyorsunuz, her yer turizmle alakalı. Bütün şehir böyle. Bisiklet tabirle ücretsiz. Hostel içinde ücretsiz. Her şey ücretsiz. Şimdi aynen. Şimdi ele geçirmişler ya. Bu arada bisikletler günlük $5 var, $10 var, tipine bağlı. Böyle güzel bir şehir burası. Hey, what is this? Senin arkadaşım. Ha, jeep falan kiralıyorlar ya. Her yer yani, her yer. Abi adam evine spa yapmış ya. $6 spa, bak eve bak. Ev yani. Ama masajcı var. Bak çikolatayla masaj yapıyorlarmış. Çok iyi ya. Şunu kayropraktik diye okudum, bir girdik. Çoko'muş. Çikolata masajı. Evet. He, çikolata sürecekler bak. Gel kaçak kız. Viva Banyo. Banyos'ta hayat. Viva yaşa demek. Yaşa banyo. Yani yaşa şehrimiz gibisinden. İsa. Heyon bir masajcıya girdi. Gracias. Masajcı böyle. İçeride güzel kokular. 40 dakika $10. Heyon'un boynuna. Boynu ağrıyor biraz. Yaptıracak. Wow. Wow bro. Harika. I feel like the I bought you. Hey, your hair. Aşido hair massage too, that's why. Really? Yeah, oh, really nice. Okay.
Heaven'ın masajı $10. $15'dı. Google'dan referans yazarsanız $5 indirim yaparım dedi. Çok İyi güzel. Dedik. Yazdık. Heaven bayağı bayıldı ya. Çok sevdi. Evet, ben çok seviyorum. O really nice. You have to do. Yeah. Wow. She's very professional. Wow. İyiymiş. Otobüs böyle şelaleye giden. Bu mu? Maybe not this. Salado Centro. Otobüse bindik, bu değilmiş. Abi gelin götüreyim dedi. Köşede bırakayım, oradan geçiyor dedi. İyi dedik. Şelaleye giden yola bakar mısın ya? Bak zipline falan var. Yol gracias señor. Sí, gracias. Şelalemiz burada. Buradan gidiyor. Sí, go. Şelaleye doğru gidiyoruz bakalım. Aslında banyoz yakında her şey waterfall var. Şehir orta bir de waterfall var ama bu waterfall en büyük waterfall bu bölgesi. Doğru. Şeytanın boğazı anlamı da. Bilmem ne Diablo diyorlar şeytana İspanyolca'da. Böyle geldik bakalım. Bu arada indiğimiz otobüs okul otobüsü bildiğin. Yani şehrin otobüsü, belediye otobüsü ancak öğrenciler kullanıyor. Okul çıkışı falan. Sadece çocuklar var. Sadece çocuklar var. Hiç turist yok. Biz geldik böyle direkt. 50 cent zaten fiyatı verdik geldik. 15 kilometre falan banyostan. Çok güzel yerde yaşıyorlar ya. Yani adamların okulunun bulunduğu yer mükemmel ya. Geldik böyle. Bunun aşağısı herhalde. Devam var. Bu adam çalı çırpı atıyor aşağı. Tıkıyor herhalde şeyleri. Yolum tıkıyor. Ne yapayım? Şelale bu değil. Bu suyun aşağı doğru indiği bir bölge var. Orası. Bak Paylon. Kaskada Paylon ismi. Kaskada da şelale demek. Girdik. Buraları tabii çok turistik yapmışlar. Şelale yolu ya. Böyle kalpli marpli fotoğraf. $1 çekiyorsun. $1. Baharı. Şelalenin yoluna aktivite işte böyle. İnsanlar eğlensin diye. Ama turist yok. Sezon mu değil anlamadım. Günü mü değil. Bomboş yani. Tek biz var. Tuvalet 25 cent. Vay be. Yağmurlukları giydik. Heaven'ın tatlılığı. Mavi. Mavi. $1.5 aldık onu da. Benimkini Heaven kurutma makinesine atmış. Çamaşır makinesinde yıkamıştık. Eritmiş yağmurluğumu. Ben de onunkini giydim. Ona da ceza... Şaka şaka. Bu biraz küçük. O giydi. Onunkini ben giydim. Ama güzel. Evet, ben de yeterli. $1.5 aldık. Nasıl? Hı-hı. Süper bence. Çöp poşeti. Çöp poşetini yağmurluk yapmıştık. Pasura poşeti ya. Abi yanlış. Pasura poşet. Böyle geldik hala gelemedik daha doğrusu. Yürüyoruz ama herhalde buralarda bir yerde giriş. Taksi. Bak taksiye falan gelen var. Güzel. Balık yok. Sadece çap burak var. Balık yok çap var. Bak burası hala giriş yolu. Çilek, mango falan satıyorlar. Güzel. Tam turistik ya. Et, muz, sosis. Her şey var. Köpeğimiz de var. Suyu takip ediyoruz. O dökülecek aşağı. Bak şekerler meşhur burada. Her yerde çüklü müklü şeker satıyor. Güzel. Ha, bunu yapmışlar. $2 giriş ama kimse yok. Buradan mı yapacağız? Hola. Dos personas. Ya, serían $4. Sí. Dos. Mister cambio. Gracias. Fiyat da uygun. Ne kadar pahalı değil. Evet, fiyat $2 girişi. Heaven önceden geldiğinde $1'miş sanırım. When you come first it was $1. $1'miş, $2 olmuş. Her şeyin fiyatı 2 katı ya. Etkinlikler de $10'miş, $20-$25 olmuş. Aynen. Neyse üstümü giyeyim. Yoldan çıkma diyor, yoldan çıkmayın. Şelaleye düşersiniz. Yol burası. Böyle biraz daha yürüyoruz, şelaleye ulaşıyoruz. Güzel, kolay. Her şeyini yapmış yani devlet. Rahat rahat gelip görüyoruz. Banyos'ta yapılabilecek en büyük aktivite bu şelaleyi görmek. Çünkü bayağı büyük yani, bayağı büyük bir şelale. Yolda böyle. Vay be. Gidiyor ha valla. Bak önce bir mağaraya giriyor böyle sular. İleride daha fena bak. İleriye gidiyoruz. Vay be. Burası biraz senote gibi. Bari gümbür gümbür be. Bak buraya tehlikeli bölge yazmışlar. Neden diye bir baktım anladım. Yüksek baya. Ve gittin mi gittin yani. Vay be. Doğası güzeldi ha Ekvador'un. Ekvador güzel bir ülke. Dağ, dağ.
Abi her yer şelale ya. Şöyle bir bakıyorum 3-5 tane şelale var. Tamam. Acayip. Şurada bir köprü var, oradan geçeceğiz şimdi, hadi bakalım. Evet, köprümüze geldik. Köprümüzün kapasitesi 80 kişiymiş. 81 olsa çat. Yerdeyiz. Geçiyoruz. Oo, fena. Oo, really? Çok güzel. Şimdi mevsu. Bak şelale de bu. Dehşet bir şey ya. Şöyle gidelim. Nepal'de de vardı uzun uzun. Lan nasıl geçiyordum onları lan? Şu an aşağıya bakamıyorum yani. Şöyle göstereyim. Müthiş değil mi? Nepal'deki köprüler, yemin ediyorum gözümü kapatıp gidiyordum ya korkudan. Ölüm yani, ölüm. O köprüler nasıl patlamıyor, yarılmıyor, kopmuyor? Anlaması zor. Burası da aynı şey. Efsane. Sallanıyor. Bak altından geçiyorlar şelaleyi, görüyor musun? Müthiş bir şey ya. Şeytanın boğazı, hadi bakalım. They pass under the waterfall. Yeah, that's why it's not here. Come. Çok iyi ya. Bak böyle halatları güçlendiriyorlar ya, alıyorlar. Abla kesmeyin lan. Elinde şey var, bıçak var. They gonna cut the bridge. Kahve mandala da çok güzel. Su mandala da çok güzel. Nehir de çok güzel. Güzel ya bura. Vay be. Bak yağlıyorlar arada halatları güçlendirmek için sanırım. Boru falan takmışlar. Paslanmasın diye. Aynen. Evet, banyosta banyo. Bak banyonun yazılışı böyle. Şu ne? Ne y diye okunuyor. Banyo. Ama fiyat farklılığı neden? This is discrimination. Ana. Kadınların 25 sen, erkeklerin 15. Neden? İlginç. Taşlara baksana. Düşebilir demişler. Düşebilir yani. Wow, bu major basamak gibi. Wow. Hadi geçelim şu şelaleyi. Abi sallanıyor ya. Suyun gücünden patır patır. Geçeceğiz şimdi altına. Hadi bakalım, yıkılmaz mı? Nereden geçiyorlar lan? Vallahi sallanıyor. Gümbür gümbür var ya. Vay be, vay be. Vay be. Aa, bu ne? Çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Evet, tamam. Vallahi sallanıyor. Müthiş ya. Şeytanın boğazı. Çok cool ya. Çok güzel değil mi? Always, if there's something so big or something very offensive, they put Diablo. Diablo? Evet, her zaman. Latin Amerika'da böyle akla şeye sığmayan güçlere, böyle büyük şeylere her zaman şeytan işi diyorlar. Şeytanın boğazı, şeytanın burnu var mesela Ekvador'da. Iguazu bile Diablo. Iguazu da şeytanın bir tarafı. Hep şeytan yani. Ama ben olsam ben de derdim. Normalde buradan yol vardı, kapatmışlar sanırım ya. Şu an yok. Harbi kapatmışlar, şu aradan şelale altından geçiyoruz. Bak sarmış abi, geri dönüyoruz. Yağlayıp boru döküyorlar. Yağ değil sanırım, suyun girmesini engelleyen bir dış katman. Neyse, çıkalım. Abi şelalenin bir tarafında farklı bir nokta varmış, diğer tarafında farklı bir nokta. İkisine de ayrı ayrı ödemen gerekiyormuş. Eskiden o şelalenin arka tarafından geçiliyordu, öbür tarafı da görüyordunuz. Şimdi buna 2 dolar, ona 2 dolar, etti 4 dolar bir şelale için. Geçmişte bu kadar değil, değil mi? Geçmişte işte o yol birleşiyormuş. Ben de videolardan gördüm. Çok kötü. Onu da şaşırdı. Sevmedik. Bir şelaleyi iki noktadan farklı farklı ödemek saçma yani. Ve dibine geldik ya, elimi uzatsam değecektim. Yabancı yoksa kadar korkutuyor musunuz? Ama bu ne? Aynen, turistik yerler biraz garip. Neyse, görmüş olduk, güzeldi. Şeytanın boğazı şelalesi. Gidelim. Diğer tarafa gerek yok, gördük artık. Bunları da hep çöplerden yapmışlar. Deve. Bak tırtılın gözleri, kaşları falan. Kutudan, burnu.
kola kutusu hep. Neyse. Lastik. Ya o kadar turistik olmuşlar ki hani ne gördükleri her şeyi yapmışlar artık buraya. Hatta Türk saunası falan bile var yani. Bak Turko yazmış. Turko sauna. Hamam yani. 5 dolara giriyorsun. Ama gösterdiği de hiç bizim hamama benzemiyor ya. Keseliyorlar mı acaba? Sanmıyorum. Yani öyle hani bak burada bu da var, şu da var, neymiş o falan, şunu yapalım desinler diye millet her şeyi yapmışlar. Ata bin fotoğraf çekme 1 dolar. Çok turistik olmuş ya. Hey on diyor, 5 sene önce böyle değildi diyor. 1 dolardı diyor her şey. Şimdi burası da para gibi, çok kötü. Yani Bali'ye çevirmişler diyor burayı, her şey para. Üzücü ama gördük, şelale güzel tabii. Şelale hala doğal. Etrafı çok şey olmuş, turistik olmuş. Bu arada şelalenin ikinci girişi de köprünün diğer tarafı. Biz burada indik geldik. Şurada inip şu yolu takip etsen şelalenin o diğer tarafından gidip bizim olduğumuz tarafa bakıyordun. Orası da bir diğer kapısı şelalenin. Oraya da ödüyorsun ama. Neyse bir tarafı yeter, gidelim. O gördüğünüz de ana girişi. Evet, ikinci giriş. Aynen. Oraya da geldik, girmedik. Burası daha sanki bir turistik mi duruyor? Burası da orijinal. Orijinal giriş burasıymış. Yani ilk yapılan yer burasıymış. Evet. Kötü bir sadece burada. Burası da yani. Yeni olan bizim girdiğimiz. Güzel, o da güzel. Fena değil. Otobüse geri dönüyoruz banyosu. Bak kız bindi. 25 ödedi otobüse. Turiste 50 yapmışlar. 50 cent. Yerlere 25 cent. Bak şurada bal kabağı gibi bir şey var. Bak o bal kabağı. This is real ya. $10. Wow. Ya, çok büyük ya. Gerçek bal kaba. Evet, bu ne? This is so strong, you're long. Oh, it's not that big. Yeah. Gördün mü kabağı? Dışarıdan gördük, girdik. $10 kabak. Abla satıyor böyle kocaman. Bir yıl yersin. Bak turistik bir sokak, turist yok. Abiler kumar oynuyor böyle, tezgah kurmuşlar. Bir de bir şey yiyorlar ama anlamadım. Çocuklar çöpe girmeye çalışıyor. That's why father blame brother too much, I think. Really? Why you didn't care your younger sister? Niye çöp kokusu geliyor senden çocuğum? Abi şu kadının güzelim şapkasından bulamadım, gitti ya, çıldıracağım ya. Her yer şapka satıyor, kimse ondan satmıyor ya. Let's ask her. Not now, we still have chance. Eteği de güzel. Şapka harbi bulamadım ya. Şehir şehir geziyorum, şapka için şapka yok. Şeker kamışlarına bakar mısın? Suyu çıkarıp satıyorlar burada. Sanki kamış içeriden yetişmiş ya. Yerler hep şeker. Vay be. Yeah, o yüzden şeker meşhur. Şimdi anlaşıldı. Banyosu acayip şeker var. Şeker kamışından dolayıymış. Baksana yığmış ablam baltayla vuruyor. Yeah, she cut. She cut head part. Sonra onlar şeker haline dönüyor. Banyos da meşhur, bak böyle kasarla getirmişler. Ablamı Seyon'a ücretsiz şeker verdi arkadaki. Seyon deniyor bakalım nasıl. Dalgona da aynı aslında. Evet, dalgona ait. Evet, şeker with baking soda. Dalgona. Direkt yuttum. So sweet. Dalgona da aynı. Bak bu şeker kamışlarından yapılıyor. Abla doğuruyor burada. Süper ya. Bak Banyos'un manzarası. Efsane. Bak atlama yapıyorlar şu köşede. Gördüğünüz her köprüde böyle atlama olayları var. $10, $15 çözüyorlar işi. Atıyorlar, sallandırıyorlar. Bak abla asıldı kaldı orada şu an. Hayatı bir ipe bağlı. Bağırıyor. Onu yukarı mı çekecekler, aşağı mı indirecekler? Aşağı indirseler daha iyi bence. İndirecekler galiba. Şuradan bakınca ülkenin her yeri, şehrin her yeri şelale ya. İki tane orada. Burada aslında şey var, şeyde görmüştüm, baraj var, barajı kapatmışlar. O su, yani o barajdaki su buralara gelmemiş. O baraj suyu gelse buraya var ya, komple şurası böyle su seviyesi olur bak. Şu aşağısı deniz seviyesinden, o su seviyesinden alçakta. Azalmış yani o su, böyle olmuş. Yer açmışlar şuralarda. Ama çok yani yıllar önce şu ağaçlar falan yetişmiş hesabı. Çok iyi ama manzara, müthiş ya. Keep put down. Bak indi aşağı kız. You want? Yok, getirmiş de. In the world, the most cheapest bungee jump in the world was in here. So I have rented it, but ben çok korkuyorum. Bu sefere I give up. Ama şimdi baharı bu sefere I give up. I think it's just reason. You need some reason. Yeah. Look at how they do. Yeah. Just they pay in there, I think, from in Banyos, there's a lot of bridge right there because there's a river. For every bridge, they just hang something and they just jump. Dünyanın en tehlikeli bungee jump burası da. And en ucuz bungee jump da burası da. Yani yasaktır belki de şu yaptıkları. Baksana, çamaşır ipi gibi ipi şimdi geri çekiyor.
Bak yukarıda kırmızılı bir çocuk var, gözüküyor mu bilmiyorum. İpi geri çekiyor, o kızın atladığı ipi. Really shit. Abi, how they can trust? Nasıl güvenebilir ya? So sometimes there's use. Some people jump and some people break all of the teeth, like this kind of use. A lot of accidents. Ben abi şoktayım şu an. Bir yanlarına giderim onların ya. Onlar manyak ya. This is the heaven of activity. Abi, 5 dolara adam geçerken atayım mı abi diyor. at baba. Activity sonunda you can go to heaven maybe. At baba at. Çok ilginç ya, bak salladı ipini. Vallahi ilginç ya. Atlayacak, hazırlanıyorlar. Bak aşağı zıplayan geri geldi şimdi tepeye. Şimdi arkadaşı atlayacak ona, korkuyor. So scary. She cannot even move ya. Yeah. Woo. Kız gitti lan köprünün etrafından önce. I was thinking she gonna roll back. Oh, amazing actually. Yaptılar. Helal olsun. Bak 20 dolarmış şu an yaptıkları. Eyon diyor ki eskiden bunlar 5 dolardı diyor. Böyle her gördükleri köprüye ip atıp 5 dolar 5 dolar diye adam çekip yolluyorlardı aşağıya. İlginç, 20 dolar. Baharı. Ya pahalı da böyle bir şey yapacaksan fiyatına bakmazsın ya. Ben kafaya koyduysam yapacağım diye 100 dolar da veririm. Ama aslında şimdi bile dünyanın en ucuz konjonu I think 20 dolar. Yine aynen 20 dolar. Ama tehlikeli, I cannot trust. Parasından değil de yok abi, ben de yapamam. Yani yaparım da niye yapayım ki? Ürkütücü ya. Just now she home 100 years to do, you know? Yeah. Bak diğer mavi kafalı kız yapacak. Bir de düşerken böyle çat çut diye sesler geliyor. Çok sert düşüyor. Yani böyle şeyli düşüyor böyle. Sallanarak düşüyor. There. She almost succeed. But something wrong hani ya about this bungee jumping. Abi köprünün etrafından dönüp gidecek kız ya neredeyse bak. Aynen acayip sallanıyor bak. Wow. Döndü oradan gidecek neredeyse. Sağlam şu an, bir şey yok. Böyle atıyorlar işte, 3 tane kız attılar. Evet, banyosun bir özelliği de 360 derece etrafın böyle dağlarla çevrili olması. Tahminimce belki de bu yüzden banyo istiyorlar. Tuvalete benziyor. Dağların arasında. Şu arkada da var, o kapanmış biraz. Güzel. Bak bu yine piyi. Nerede ablalar böyle burada. Festival tarzı bir şey var. Mucho calcio por el chocho. Muy bueno con arroz blanco y cangui. Adola. Bak buralarda böyle yemeklerini tanıtıyorlar. Ekvador yemekleri. Bak burada Ekvador kıyafetli kızlar. Bugün banyosta kültürel bir şeye denk geldik ya. Şelaleye gidecektik de şu şelalenin oraya. Yolda denk geldik, güzel oldu. Neyse bugün ikinci günümüz banyosta. Kaplıcalara gidiyoruz. Sıcak su var burada, termal. Onu göreceğiz. Şehrin içi direkt yani şurası. Bak termal burası. Girişi böyle şehrin ortası yani. Burası şehir. Dağlarla çevir. Hava da müthiş bugün ya. Burada şelale. Giriş de böyle. Evet, close. Forkes herhalde. Dose evrim. Las dos. Dose. Dose. Really? Today, yeah. 12'de açılıyor. Ha, banyodan çok sıkıldık. Banyostan geldik. Otobüse bineceğiz. Böyle gidiyoruz. Ola. Otobüs bu. Burası çok turistik, pek sevmedik. Biz de otobüse atladık. Buradan 2 saat uzaklıkta bir şehre gidiyoruz. Orası ne? Latacunga. Latacunga'ya. Oradan da Kilotoa'ya gidecek. Kilotoa'ya. Ondan sonra 3-4 gün sokaklardayız. Dağların etrafında yürüyeceğiz. Çünkü burası aşırı turistik, sıkıldık. Biraz daha böyle sessiz, sakin yerlere gidelim diyoruz. Otobüsle böyle 2-3 saat yoldayız. Müzik.
Başkent Quito'ya giden yol. Otobanda attılar bizi. Bizim öyle yukarıdan sola gitmemiz lazım. Şu abileri takip edelim. Quilotoa diye bir güzelliğe gidiyoruz. Direkt otobüs yokmuş, aktarma yapıyoruz. Bir otobüs daha. Bay indik, Zombamba diye bir yerdeyiz. Bu tavuk ayağı yapıyorlar. Allah, gracias. Bak burası tamamen yerli, görüyor musun? İnsanlar böyle dizilmiş. Tavuk ayağı, domuz derisi bu şekilde yiyorlar. Let's walk, we can even walk and find something. Köpekleri de veriyorlar. Allah. Güzel bir yere geldik, Ekvador'da. Quilotoa diye bir yere gideceğiz. Ondan önce böyle birkaç kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz. Zimbabwe diye. 12 kilometre diyor. Abi bizi taksiye çağırıyor. Quanto vale taksi? $5 por los dos. $6? No, $5. $5 por los dos. Gracias. Böyle bir yer. Otobüs yok diyorlar. Yolumuz böyle aşağıda Quilotoa'ya. Burası Zimbabwe. Bak burada fare satıyorlar. Farenin. Aynen burada kuyu çok ünlüymüş fare. Yine piggy, hamster bine. Böyle bir yere geldik. Almendros öğle yemeği demek. Böyle Almendros adı altında yemekler satıyorlar. Önce bir tavuk su çorbası geliyor bu şekil. Arkasından da sulu tavuk yanında pirinç ya da kızarmış et dogi. Şşt. Kemikleri sana vereceğim oğlum, dayan. Önce bir yiyeyim. Yemek müthiş. Meyve suyu geliyor yanında. Bak yemek de bu. Bunu gördünüz. Tavuklu pilav. Köpeklere kemik. Finish burada olmaz. Aa, böyle bir yerdeyiz. Banyos'tan sonra Zimbabwe güzelmiş. Turist hiç yok. Aynen, turist hiç yok. Mutluyuz şu an. Hep yerliler var. Yok, otobüste de burada inen turist yok. Otobüste turist yok. Turist sadece Banyos'a gidiyor. Burayı Heyon keşfetmiş bu arada. O neden falan demeyin. Turistik bir yer değil. Aslında Quilotoa turistik bir yer ama bir noktası var, manzara noktası. Sadece orası. Ondan sonrası Heyon'un kendi keşfi. 5 yıl önce gelmiş. Demiş ki ben şu dağları bir kendime atayım, atmış. Ve diyor ki efsaneydi diyor. Ekvador'un en güzel zamanını o dağlarda geçirdim diyor. Tamamen lokal, tamamen yerli, çok ucuz. Evet. Müthişti diyor. Ben dedim beni de götür. Öyle anlaştık, şimdi gidiyoruz. Heyon bizim rehberimiz şu an. Yesterday I was working here around for 4 days. Ama şimdi Ogi'da yürümek. Feeling is so strange actually. Yeah. 5 yıl önce tek başına 4 gün, 3 gece yürümüş böyle. Hmm. Köy evlerinde kalmış, gitmiş orada işte. Hmm. Otel değil de böyle küçük odalar falan. Öyle yerlerde kalmış. Köpekler havlıyordu diyor. Ekmek veriyordum diyor köpeklere. Böyle 10 sente ekmekler aldım diyor bir sürü. Korkuyordum diyor, ekmek atıyordum diyor. Çünkü sadece ben yabancı. Dedim şimdi gerek yok, korkma. Bütün evi takki köpek var. Ogi köpeklerle kapışır. Böyle geldik. Banyos'tan sonra güzel oldu. Aşağıdaki şehri de göstereyim, ondan sonra videoyu kapatayım. Yarın sabah zaten devam edeceğiz. Hot table bir atarız bugün. Ondan sonraki gün Heyon'un seyahatini yapacağız. 3 gece yollardayız. Köy yolları. Zimbabwe. Zimbabwe burası. Bu kamyonetler, kamyoneta diyorlar bunlara, kamyonet. Bu kamyonetler Quilotoa'ya giden kamyonetler. Böyle abimiz kahvelerden çıkmışlar. Hola. Bak ablalar böyle. Market var, lokal. Burası köylülerin takıldığı yer. Bu arada 3500-4000 metre arasındayız şu an. Yüksekteyiz yani. Yerli bir yerdeyiz. Bak çocuğun da şapkası var. Heyon el sallıyor çocuk. Bir video var ya, adam el sallıyor, çocuk hareket edecek. Onun gibi. Buralarda Heyon çok fazla kuyu olur dedi. Bakalım var mı? No, yok. This is chicken. No. Bu tavuktu. Şurada çorbamsı. Bir bakalım. Bence var. Bana öyle geliyor. Orası da tavuk. Burası da tavuk. Orada balık var. Böyle satıyorlar. Lokal ya. Ne lokal yani, nar yemek. Bak bu şekilde yiyorlar. Böyle. Tatlı, şekerli bir şeyler de var. Pişi tarzı şeyler de var, ekmekleri. Güzel. Bir de şerbet tarzı bir şey var. Kırmızı. O da ilginç. Peynir de var. Peynir de yapıyor. Bak balık da var burada. Bak bu Turça. Turça. Turça mı görmüşsün? Ablamlar gülüyor bize. Neyse, turuça göl balığı demek. Tatlı su balığı Latin Amerika'da meşhur. Böyle gidelim. Bak kıyafetler böyle, normal çalışanların kıyafetleri de böyle. Hani insanlar böyle, anladın mı?
Öyle şey değil. İşte yöresel bir bölge var, oraya çıktık değil. İnsanlar burada böyle. Neyse, böyle Kilotoya doğru gidiyor. Bu yolda otobüs, kamyonete ne varsa artık bulursak binip gideceğiz. Manzara süper ya. Bu yol böyle Kilotoya doğru gidiyor. Birkaç gün bu yolda olacağız. Aslında Kapadokya her yer Panyos'tan daha güzel ama insanlar bilmiyordu. Ama ben biliyorum. Bu sebeple hey, biliyor. Hiç burası da. Bu sebeple burada. Burası daha güzel mi? Manzara harika pop. Doğru. Doğru güzel. Aferin kız. Bir sonraki video. Aynen, bir sonraki video yerlilerin hayatı başlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada bir şey gördüm orada. Çardaktan böyle ev mi yapmışlar? Şunu bir göstereyim, neymiş. Hey, what is this? Ev mi ya bu? Kümes galiba. Tavuk falan var içeride, kümes. Yolumuz böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.